Merhabalar değerli izleyicilerimiz, sizlerle birlikte olmanın keyfiyle yine karşınızdayız. Yine çok değerli konuğumuz Sayın Aydın Han hocamızla birlikte sevgili izleyicilerimiz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutladık ve önümüzdeki önemli tarihlerden bir tanesi, millet olarak çok çok önemli bir tarih, dünyanın tarihini değiştiren önemli tarihlerden bir tanesi 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü. Bu iki tarih arasında biz de çok özel bir konuyla, değerli hocamın tespit etmiş çok özel bir araştırma konusuyla sizlerle birlikte olacağız. Çanakkale Savaşı'nda kadınlarımızı konuşacağız değil mi? Bu iki tarihin arasında olması da bir Çanakkale anlamlı. Savaşları ve Balıkesir'de kadınlar. Zaten anlatacağım şeyler Balıkesir'den. Hani diğer şehirlerden değil. Yani Balıkesir'den. Şimdi zaten Karasi TV'ye de bu yakışır diye düşündüm. Evet. Şimdi yavrumun kefeni asker kaputu. Salına girmeye yoktu tabutu. Yoksa oğlum seni vurdular mola. Yumadan mezara koydular mola. Nice kullar geldi ağaç ayaklı. Ağaç ayak ile gelsen nolaydı. Bir Türkmen ağıtından bu. Anası ağlıyor, çocuğuna Tabii. ağlıyor. Diyor ki ağaç Sakat da oldu. olsan gelseydin Gel diyor. diyor biz bakarız ama yok. İşte bu Birinci Dünya Savaşı dediğimiz o korkunç savaşta yitirdiğimiz insanlar vardı. Ama esas onların acılarını çeken anneleri vardı. Hanımları, eşleri vardı, sevgilileri vardı. Biz bugün bunları anacağız. Şimdi savaşlar korkunç şeyler. Hani korkunç acılar bırakıyor. Ve bunlar hep unutuluyor. Kimse farkında olmuyor. Aşağı yukarı bundan 35-40 sene kadar önce televizyonun, o zaman tek televizyon vardı ve gazetelerin etkisiyle Anzaklar üşenmeden ta dünyanın öbür ucuna gelirler. Çanakkale'ye giderler. Kendi mezarlıklarında, ölülerin şeylerinde ağlarlardı. Ve bizim gazetelerimiz de onlara gider fotoğraf çeker. Ve üzülürdük. Ya bu adamları getirmişiz burada öldürmüşüz diye üzülürdük. Halbuki bizim analarımız kan ağlamış. Bizim çocuklarımız kan kusmuşlar. Hiç kimse farkında değildi. Şimdi bunu bilmemiz gerekiyordu. Şimdi her şeyden önce hani Çanakkale Savaşları'nda biz kendimizi bulduk. Nasıl kendimizi bulduk? 1683'te Viyana bozgunundan sonra biz bittik. Hani Osmanlı, koca Osmanlı ülkesi sürekli ordu kaybetti. Bir türlü toparlayamadık kendimizi. Sürekli toprak kaybettik. Ve kaybettiğimiz her topraklarda insanlarımızı yitirdik. Türkler bizim ana vatanı, onların ana vatanı. Hani Rumeli bizim ana vatanımız, bizim insanlarımızın ana vatanıydı. Ve biz orada kaybettiğimiz her toprak parçasında o insanlarımızın bir kısmını bıraktık. Hala bile hani soydaş dediğimiz insanların geldiği Bulgaristan'dan, işte o şeyden Romanya'dan gelen insanlar, düşünün bütün şeylerden Sırbistan'dan ya da Makedonya'dan, Arnavutluk'tan gelen insanlarımız, hala Türkiye'ye gelen insanlarımız var Yunanistan'dan. Hani ana vatanları orası onların. Başka onlar orada gurbette değiller. Biz onları kaybettik. Ve nasılsa Balkan Savaşı'nda akıl almaz bir yenilgi aldık. Düşünün hiç hayat askeri tecrübesi olmayan iki orduya hiç askeri tecrübesi yok ve bizden çok çok daha zayıflar. Çok bizim yine hiç olmazsa tecrübeli bir ordumuz olan Osmanlı ordusunu yenen iki tane bir Bulgarlar çıktı bir Sırplar çıktı yenildik. Ve silah atmadan kaçtık yenildik. Ve o kadar korkunç bir olay. Bir şaşırdık. Hatta Avrupa'da şaşırdı. Ya bu kadar kof muydu? Bu kadar içi boş muydu diye ordunun. Osmanlı Devleti. Ve yenildi, kaybettik. Düşünün koca Balkanları kaybettik. Balkanları kaybettik. Rumeli'ni kaybettik biz. Yani Balkan Savaşı'nda. Ve tamam dediler İngilizler ki biz geç tamam geçer gider çünkü dünyanın en büyük ordusu o zamana kadar hiç yenilmemiş bir ordu. Dünyanın en büyük iki ordusu Fransız ordusu ve İngiliz ordusu var. Emperyalist ordular var. Yani dünyanın her tarafına hakim olan ordular bunlar. Bir bakıyorsunuz İngiliz ordusu, Güneş Batmayan İmparatorluk diyor. Her tarafına bunlar hakim. Düşünün dünyanın çok büyük coğrafyasına hakimler. Fransızlar, İngilizler, tecrübeli askerler, çok iyi eğitim görmüş subayları var. Çok iyi eğitim görmüş şeyler ve bizim doğru dürüst yani kendi silahımızı üretecek gücümüz yok. Kendi kayığımızı dahi tahta kayığımızı yapabiliyoruz ama normal bir vapur, bir gemi, bir harp gemisi zaten şey yapacak şeyimiz yok. Top dökecek malzememiz, hiçbir şeyimiz yok. Böyle bir orduyu nasıl olsa biz geçeriz. 3 günde İstanbul'dayız dediler. Ve birdenbire karşılarında Türkleri gördüler ve kendilerimizi birdenbire biz cesaret bulduk. Ve Çanakkale'de İngilizlerin geri çekilmesi, İngiliz ordusunun başarısız olması, Fransızların başarısız olması ve büyük çok büyük kayıplar vermesine rağmen Türkleri söküp atamaması dünyada yankılandı, şaşırdılar kaldılar. Bütün dünya şaşırdı. Düşünün dünyanın en büyük iki tane donanması, hani Fransız donanması ve İngiliz donanması, her bir yüzen kaleler şeklinde boğazı zorladılar ve geçemediler. Hani boğaza giremediler dahi. Birden şaşırdılar. Ondan sonra 25 Nisan'da başlayan kara harekatında
birden aptallaştılar. Niye? Çünkü karşılarında hiç ummadıkları, o zamana kadar hani adam yerine koymadıkları, insan saymadıkları bir takım insanların kendilerine dünyanın en güçlü, en iyi eğitimli ordularına direndiklerini gördüler. Ve biz kendimizi bulduk. Biz de varmışız dünyada. Sadece biz değil değil mi? Aslında bütün ezilen toplumlar. Ezilen toplumlar. Emperyalizm yeniliyormuş dediler. Emperyalizm başarısız da oluyormuş dediler. Hintlisine de dünyanın her tarafında ihtilaller çıkmaya başladı. Ve eğer bakın Ayşegül Hanım, eğer Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bütün dünyanın her tarafında ezilen uluslar, emperyalistlerin ezdiği uluslar baş kaldırmaya başladılarsa, ihtilaller yapmaya başladılarsa, kendilerini bulmaya başladılarsa, o korkularını attıkları için, çünkü Çanakkale'de başaramadılar. Tabii. Dünyanın en büyük orduları başaramadı. İşte dünyanın yüzyılımızdaki yine en büyük devletlerinden bir tanesi Sovyetler bile Çanakkale'ye borçlu diyebiliriz şimdi, değil mi varlığı? Tabii şimdi şöyle, zaten bütün amaçları oydu. Oraya geleceğim. Şimdi hani bu emperyalizm yıkılması, emperyalizm yok olması ya da emperyalizm artık farklı şey mecra değiştirmesi, yani yol değiştirmesi, Çanakkale'deki o büyük emperyalist devletlerin ikisinin birden uğraştığı halde başaramaması, ki hiç adam yerine koymadıkları küçücük, sürekli küçülen, sürekli kaçan, hiç eğitimsiz bir ordunun direnebilmesidir. Hani bir, hatta şöyle Enver Paşa ve daha sonraki şeylerde Türkistan'a gittiği zaman konuştukları tek konu İngilizleri nasıl kovdunuz diye. İngilizleri nasıl diye büyük bir meşe oluyor. Hani bütün İslam dünyasına yankılanıyor. Çünkü o zamana kadar hükmeden bir şey var, İngilizler var, hükmeden bir Fransızlar var, hakim olan uluslar var ve birdenbire bunlar küçüldüğünü görüyorlar. Ya bunlar yokmuş, bunlar da demek ki biz de yapabiliyormuşuz diyorlar. Ve emperyalizm gerçekten 19. ve 20. yüzyılda 1900'lerin ortalarına doğru tamamen bitmesine tek sebebi hani Çanakkale Savaşı'ndaki o şanlı direniştir. Yani başka hiçbir şey değil. Şimdi Çanakkale Savaşları'nın satır aralarına bakarsak sebebi bir şey vardır, boğazı zorlamak. Hani daha biz harbe girmedik. Tamam, bir şey Almanların yanında yer aldık, boğazları kapadık. Boğazları kapadık dedik ki tamam, kimseyi sokmayacağız boğazlardan. Kapadık. Fakat Ruslar sıkıştılar Batı cephesinde. Şimdi Rusların Batı cephesi, Almanların Doğu cephesi, Rus cephesinde Almanların karşısına sıkıştılar. Almanlar çok güçlü bir devlet olarak geldiler karşılarına. Sıkışınca yardım istediler. Şimdi Kuzey Denizi'nden Buz Denizi'nde buradan gemiler donuyor zaten, deniz diye gemiler taşamıyor. Silah götüremiyorlar. İnsan götüremiyorlar. Ve bir de oraları Almanların şeyi altında, kontrol altında gemiler batırılıyor. Tek geçiş yeri boğazlar. Hani boğazları 2-3 günde geçeriz, İstanbul Boğazı'nı aşarız, Ruslara yardım ederiz. Üstelik ikinci bir şey, Çarlığın en büyük amacı boğazlara hakim olmak. Biz İstanbul'u aldıktan sonra bunları Çarlığa vereceğiz ve Rusya'da 90 yıldır aşağı yukarı ihtilaller bekleniyor. Yani Çarlığa suikastlar düzenleniyor, Moşevikler var, Menşevikler, değişik gruplar var. Hani Rus ihtilalini besleyen gruplar var. Hani birçok gruplar var orada Çarlığa karşı. Çarlığa karşı olan bu gruplar hani birdenbire Çarlık prestiji yükselecek. Bunun farkında tabii, Çar da farkında. İngilizler, Fransızlar da farkında. Çarlık nüfusu yükselecek, prestij yükselince bunlar işe yaramayacaklar. Hani Çar'a karşı bir şey yapamayacaklar diye düşündüler. Fakat boğaz aşılamayınca 1917'de ihtilal oldu. Rus ihtilali olunca, yani Çarlık devrildi, boğazlar açıldı, oraya tabii büyük beyaz orduya İngilizler, Fransızlar yardım ettilerse beceremediler. Hani aslında hani Lenin'in en büyük tutanağı ve Kurtuluş Savaşı'nda Türklere yardım etmesinin bir sebebi de hani bir bakıma Çarlığa karşı direnmesi, Çarlığın hani yoktadan kalkmasının sebeplerinden biri de Çanakkale'deki direniştir. Çanakkale Boğazı'nın açılmamasıdır. Hani İngiliz ve Fransızların geçmemesidir. Hani bu da satır aralarıdır. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Şimdi Çanakkale Savaşları'nda bir parlayan yıldız var. O zamana kadar Osmanlı ordusu içinde hani yarbay rütbesiyle, yani fazla bir savaşa katılmamış, savaş bir tecrübesi olmayan bir yarbay var Mustafa Kemal isminde. Her ne kadar hani Derne ve Tobruk'ta, Libya dediğimiz yerde İtalyanlara karşı bir şey yaptılarsa da hani orada çok büyük bir meydan savaşları verilmedi. İtalyanların zaten fazla şeyi yoktu. Orada çok büyük bir direniş oldu İtalyanlara karşı. Ama daha sonra birdenbire bir yarbay, bir rütbesinde birisi geliyor ve birden Arıburnu'nda çok akıl almaz şeyler yapmaya başlıyor. Ve birden direnen bir iş oluyor. Ve Çanakkale Savaşları'nın parlayan yıldızı Atatürk oluyor.
Fakat onun tabii yıldızı nereden, bu nasıl parladı? Şimdi dahi ya da dahice düşünen bir takım insanların farklı şeyleri vardır. Nedir? Doğru yerde, doğru zamanda doğru kararı vermedir. Zaten Çanakkale Savaşları'na bakarsak ya da daha sonraki savaşlar için aşağı yukarı Atatürk'ün en büyük hani tanınması, en büyük harp tecrübesi Çanakkale Savaşları'nda. Zaten ondan sonra da yani iki büyük savaşı daha vardır Atatürk'ün. Hani birisi Sakarya'dadır, birisi Büyük Taarruz'dadır. Orada da doğru yerde, doğru zamanda doğru kararı vermesidir. Yani Çanakkale'de akıl almaz şeyler yaşandı. Yani bunlar orada bir yani parlayan bir yıldız. Ve o esinde Kurtuluş Savaşı başlaması sırasında bayrak gibi bir isim dalgalandı herkesin hafızasında. Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal Paşa diye. Bakın bu çok önemlidir. Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal diye birisi var dediler. Ha başımızda demek ki o varsa dedi asker de. Asker de aynı şeyi söylüyor. O varsa mutlaka biz başarırız dediler. Halk o varsa biz mutlaka başarırız dediler. Halkın önce inanması gerekiyor. Çünkü sen dünyanın en büyük devletlerine yenilmişsin. Ve en büyük devletler istediği topraklar istediklerine vermiş. Mesela biz Yunanlılarla savaşmadık, onlara armağan ettiler. İtalyanlarla savaşmadık, armağan ettiler. Fransızlar geldi, İngilizler geldi. Ermenilere vermeye kalktılar. Hani Türkiye parça parça parçalandı. Sesimizi çıkaramadık. Çünkü biz yok edilmiştik. Ordumuz terhis edilmişti. Subaylarımız esir edilmişti. Alıp götürmüşlerdi. Hani bunun halkın morali çökmüştü, yoktu. Ve birdenbire bir yıldız parlıyor. Anafartalar kahramanı diye bir yıldız parlıyor. Herkesin aklında bu var. Anafartalar kahramanı. Ve milli mücadelenin başlangıcında zaten hani o şekilde geçiyor. Anafartalar kahramanı başımızda var diye. Ve bu burada doğru zamanda, doğru yerde doğru karar verme burada başa işe yarıyor. Çanakkale Savaşı'nda başarı budur. Hem Arıburnu'nda hem Anafartalar'da aynı şeydir. Doğru yerde, doğru zamanda doğru karar vermedir. Ve birdenbire bakın yarbay oluyor. Yarbaylıktan hemen albaylığa yükseliyor. Zaten bir seneyi geçmeden aşağı yukarı 1916'nın sanıyorum Mayıs veya Haziran'da da paşa oluyor. Hani albaylıktan kısa süre sonra. Bu başarıdır. Bu az bir şey değildir yani, kolay herkesin başaracağı bir şey değildir. Yani bir de bu çok önemli bir şeydir. Hani Çanakkale Savaşları bize bir bakıma Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri halkın yüzündeki onu kazandırdı. Ve Kurtuluş Savaşı'nın en büyük şeyi de zaten bu moral desteğidir. Birileri çıkıyor. Düşünün, vatanınızı kaybetmişsiniz, vatan topraklarını kaybetmişsiniz. Paranız hiç kalmamış. Çünkü yok para, yok doğru dürüst ellerinde. Hiçbir şey yok. Asker yok, silahlarına el koymuşlar. Moralin tamamen çökmüş. Silah da buluyor, para da buluyor, insan da buluyor. Morali de veriyor ve vatanı da kurtarıyor. Hani burada biraz da Çanakkale Savaşları'nın o moral desteği vardır. Şimdi Balıkesir'e geldiğimiz zaman tabii en yakın bölge Balıkesir. Çanakkale Savaşları'na. Hani Çanakkale dediğimiz şu vilayeti zaten daha önce Karasi Musa Sarıflığı'na bağlıydı. Hı hı. Yani Kale-i Sultani kasabası dedikleri, Kale-i Sultani yani Çanakkale ismi biraz daha sonra verildi. Hep bizde 1800 yıllarda falan Kale-i yani Sultan'ın kalesi, Sultan'ın kalesi oraya verilen isim odur. Hani Balıkesir'e bağlıydı ve bir bakıma bir hudut vardı ama hani Balıkesir çok yakındı oraya. Ve hakikaten gerçekten de yani ağır toplar, gemi topları çok büyük, yani 300 kilo, 250 kilo top mermileri düştüğü zaman yer sarsıntısı Balıkesir'den dahi kuyulardan geliyor diyordu babam. Mesela babam benim İvrinli'nin Gömeniş köyündendir. Ağır toplar vurmaya başladığı zaman sabah özellikle sabah namazından sonra büyük sessizlik oluyor tabii. Güm güm dipten diyor kuyulardan falan. Hani Gömeniş köyünde dahi sesler geliyor. Hani askerlik bile yaşlar söylerdi. Yani gençler zaten hepsi gitmişler. Hani ağır toplar vuruyor. Evlatlar gidiyor diye. Hatta Balıkesir'de, şimdi Balıkesir Atalar Caddesi dediğimiz cadde tamamen sağlı sollu tarikatlardır. Şeyde tekkeler vardır. Ay Yıldırım Camii'nin arkasında, önünde tekkeler vardır. Hani değişik tekkeler, Rufai Tekkesi, Uşaki Tekkeleri, Nakşi Tekkeleri, işte değişik tekkeler vardır. Bunlar sabah namazından sonra sözleşmiş bir şekilde bu ağır toplar vurma, özellikle Ağustos ayı içinde, hani Temmuz-Ağustos'ta, Çamlığa çıkarlar. Çamlığın arkasındaki o baruthane şeyi vardır. Bir şey vardır orada, yer vardır. Deresi akar orada. Oraya inerlermiş ve orada ağır toplar vurmaya başladı mı? Canlar gidiyor, canlarımız gidiyor, evlatlarımız gidiyor diye toplu olarak dua ederlermiş.
Hani bu çok önemli bir şeydir. Bir dua ediyorlar orada çünkü başka bir şey yok yapacakları. Şimdi tabii düşünün günlük kayıtla mesela en basit bir şeyde bir süngü muharebesinde bile 2 saat süren, 2 saat, 2,5 saat falan sürüyor süngü muharebeleri. Zaten bazen 1 saat, 1,5 saat insan kayıplarına göre sürüyor. 15-20 bin kişi kaybediyoruz. Hani bu 15-20 bin yaralı oluyor. Hani 1000, 2000, 800-900 şehit oluyor süngü muharebesinde. Ama 15-20 bin kişi yaralanıyor. Bunlar ağır yaralı hemen geri çekiyorlar. Geri çekilince bunlar tabi yaralılar, çok hafif yaralılar. Bunlar hemen yaralarını sarıyor. Oradaki hastanelerde tedavi ediliyorlar. Sargı mahallelerinde. Biraz ağırsa sahra hastanelerine kaldırılıyor. Daha sonra gemilerle bunlar, şimdi bir sürü gemi, hani şehir hatları gemileri alıyorlar. Bunları en yakın askeri hastanelere denizden taşıyorlar. Ve bunlardan bir tanesi de Bandırma Limanı. Bandırma Limanı'na getiriyorlar, boşaltıyorlar yaralıları, hemen oradan yaralıları alıyorlar, trenle bindiriyorlar, tren alıyor, bunları yol güzergahlarına, hastanelere götürülüyor. Yani bir kısmı mesela Gönen'de hastane var, Bandırma'da iki hastane var, Erdek Hastanesi var, Erdek'i birazdan bahsedeceğim. Şimdi Balıkesir'e geldiği zaman Balıkesir'de 5 yerde hastane kuruluyor. Şimdi giderken bakın Susurluk'ta askeri şeyde eski binalar vardır. Onlar evet. Askeri koğuşlarmış. Askerler yük normal tepelerin üstünde. Tepede. Onlar hemen askerler şeye alınmış çadırlara. Orada hastane şekline sokulmuş o koğuşlar. Orada hastane var. Susurluk Hastanesi var. Mesela İvrin'de Otmanlar Köyü'nde. İvrin'in Otmanlar Köyü şeyde tam yol güzergahı. Yol oradan geçer. Hanlar vardır büyük. İvrindiler hanları kiralamışlar. İvrin'de orada mesela Otmanlar Köyü İvrindi Hastanesi kuruluyor. Balya'da Balya madenlerinde hastaneyi çevirmişler. Mesela Ayvalıkum Hastanesi'ni Çanakkale Hastanesi yapmış. Edremit'te hastane var. Mesela Gönen'de iki hastane var. Bandırma'da iki hastane var. Hepsi asker. Hastane tabii. Burhaniye Hastanesi, Havran'da hastane kurmuşlar. Yani hep hastane var her tarafta. Edremit'te var. Balıkesir'de 5 yerde var. Şimdi Balıkesir Lisesi Hastanesi yapılmış. Ondan sonra Doktor Reşit Bey Hastanesi var. Göğüs Hastanesi dediğimiz yerde. Rum Mektebi dedikleri Mithat Paşa Okulu'nun olduğu yerde. Şöyle eski Perşembe Pazarı'nda duvarları vardır. Orası bir hastane yapılıyor. Ondan sonra Guraba Hastanesi dedikleri şeyde Hacı İlbey İlkokulu vardı. Şimdi Halk Eğitim Merkezi. Orada bir hastane yapılıyor. Daha sonra istasyon yanında istasyon depoları vardı. O depolar da hastane yapılmış. Hani boşaltılmış. Hani bütün buralar hastane. Her gün şimdi o zamanki gazetelere bakıyorum ben. Karası gazeteleri yayınlanmış. Mesela diyor ki dün trenle 176 yaralı getirdi. Şimdi 176 tane ağır yaralı. Bunlar sedyelerle taşınıyor. Bunlar nerede yatacak? O zaman karyola şeyi yok. Herkeste karyola yok. Yani Balıkesirli bu sefer evden yataklarını getirmişler. Bütün Balıkesirli sırtlarına yataklarını almış. Biz kimin üzerinde de yatarız diye. Çocukların yataklarını, kendi yataklarını getiriyorlar. O hastaneleri koymuşlar. Yorganlarını koymuşlar. Hani çarşafların hepsini Balıkesir'de yapmış. O hastanelere yaralıları yatırmışlar. Şimdi o tarihlerdeki tabii il daimi encümeni dediğimiz o zaman şey var, vilayet encümeni var. Onların tutanakları yayınlamışlar nasılsa 1915 yılında. O tutanaklarda bunları görebiliyoruz. Gelen yaralıları, gelen yaralara yapılan şeyleri. Yaralılara şey bulmak için, sargı bezi bulmak için çarşaflar kesmişler bütün kadınlar. Yaralılara, gelen yaralılara üst baş yapmak için kadınlar hiç olmazsa evdeki çamaşırları dağıtmışlar. Evde bir şey kalmamış. Bakıyorsunuz yine o gazetelerde okuyoruz. Şimdi mesela yaralılarımıza şey yapalım, tedavi için ne yapalım? Para topluyorlar. Bu para topluyorlar, İzmir'e yolluyorlar. Acaba orada ilaç bulabilir miyiz diye. Yani Balıkesir'de bunu yapıyor. Balıkesir'de kadın hiç durmadan içlik örüyor. Kışın üşüyecek bu çocuklar diye. Bunlar bizim çocuklarımız. Ve bir bakıyoruz mesela Kurban Bayramı'nda, daha önce söylemiştim burada. Kurban Bayramı'nda Balıkesirliler kurbanları olduğu gibi orduya hediye ettiler. Orduya hediye ettiler. Niye? Ordu çünkü çocuklarımız yiyecek diye. Biz kendi evlatlarımızı, şimdi Kurban Bayramı'nın özelliği nedir? Hazreti İbrahim'in oğlunu Allah'a kurban etmesidir İsmail. Biz vatana İsmail'lerimizi yolladık. Öyleyse kurbanları orduya veriyorlar. Ve bir bakıyoruz. Şimdi mesela Bigatıcı'nın köylerinden birinde. Şimdi köy zaten bakıyorsun 30-40 tane. 27 tane büyükbaş hayvan vermiş. Ne? Bütün hayvanlarını vermiş. Demek ki açık o kadar. Açık alacaklar. Hayır. Hayır. Süremeyecek.
Hayvanları boşuna beslemeyelim diyor. Çünkü sürecek insanlar askerde. Tabii. Gençler, delikanlılar askere gitmişler. Silah altındalar. İneklerimiz var, öküzlerimiz var, mandalarımız var. Hemen kesiyorlar onları. Hemen bir bu arabalar başka bir köye gidiyor. Orada hemen şeyler, kavurma yapıyorlar. Tenekelere basıyorlar, küplere basıyorlar. Orduya götürülüyor. Fakat orada çok acı bir şey var. Ayşegül Hanım. Şimdi bakıyorum doktorun birisi, yaralı hastaneler var. Ya şurayı da hastane yapalım. Yapılıyor hastaneler. Her taraf hastane. Ve bu hastanelerde hiç durmadan tedavi görülüyor. Ve Balıkesirli bütün varını yoğunu onlara yolluyor. Askerimiz beslensin. Çünkü onlar geri dönecekler diye görüyorlar da nitekim. Fakat bakıyoruz orada doktorun birisi yalvarıyor. Ne olur diyor, hastanelerden birisinde de diyor akıl hastanesi açalım. Mimarhane açalım. Sebep nedir diyorlar. Sokaklar diyor akıl almaz sayıda çoklukta kadınlar var. Aklını yitirmiş bu. Aklını yitirmiş kadınlarla dolu sokak. Niye? Bakın, bakın aklını yitirmiş kadın. Ne yapsın? Şimdi baba Çanakkale'de, abiler Çanakkale'de, kocası varsa Çanakkale'de, tek başında evde. Dağlar asker kaçakları da bir sürü soysuz var. Kendileri eşkıya efe dedikleri bir sürü soysuz var dağlarda. Bunlar geliyorlar, evi basıyorlar, tek başına kadın ne yapsın? 15 kişi, 20 kişi, 25 kişi hep beraber kadın hırsına geçiyorlar, kadın deliriyor. Çaresizlik, kadın deliriyor. Kadın deliriyor, sokaklar bunlarla dolu. Ve bunlar hep unutuldu. Hiç bunlara yazılmıyor artık. Bunlar yazılmıyor. Hep unutuldu. Bir de bunun dışında. Şimdi Bandırma'da askeri... Irak'ta işgal altında olan, Suriye'de olan kadınların başına gelenler burada onlar da geldi. Onlar o kadar değil. Onlar o kadar değil. Onlar gene şeyler var, koruyucular var. Onlar o kadar değil. Yani bizim düşün, kendimiz yapıyoruz bunu. Bandırma askeri mahkemesi Bandırma'daymış. Asker kaçakları orada yargılanıyor. Yakaladıkları eşyalar Bandırma'da yargılanıyor. Bandırma Askeri Alan Mahkemesi'nin verdiği kararlar var. Onları ben yeni yazıya çevirdim. Yayınladım. Ve orada, hani şurada da var o. Benim yazdığım bir kitaptır bu. Çanakkale, ah Çanakkale diye. Burada da yazdım. Ve bu mahkemenin zabıtlarında ve akıl almaz sayıda çoklukta. Bakın o kadar çok ki. Asker ailesine tasallut diyor. Nedir bu? Asker ailesinin ırzına geçmişler. Ondan ki demek ki kadıncağız yüzünü karartıp şeydi kızarmasına şey etmeden o kadar bibar olmuş ki gelip şikayet edebilmiş. Nerede Bandırma'ya gidip peki İvrin'deki nasıl kadın gitsin Bandırma'ya şikayet etsin? Nasıl Burhaniye'deki ya da Dursun Bey'deki ya da Kepsut'taki eşkıyayı şikayet edebilirsin? Tabii. İşte çıldırıyor kadın. Yüzünü yani şey alıp gidip Bandırma'ya benim hırsıma geçtiler diyor. Filanca 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 diyor, tanıyor, söylüyor. Asker ailesine tasallut şeyi var, kararları var. Düşman da değil bunu yapan. Bunlar bunu yapan, öteki yani Irak'takiler hadi diyelim düşmanları. Ama bunu yapan düşman değil. Hani bunun bilinmesi gerekiyor, bunun okunması gerekiyor. Bütün bunlar var burada. Bu çok son derece önemlidir bunlar. Bunlar satır araları, Çanakkale Savaşları'nın satır aralarıdır. Şimdi başka şeylerden bahsetmek istiyorum. Burhaniye'de bir konuşma yaptım. Çanakkale'yi anlattım. Bitti konuşmam. Yaşlı bir kadın geldi. Hocam dedi, ben de size anlatayım. Anlattı dedi hocam. Yaşlı bir kadın, ben dedi öğretmen emeklisiyim. Bizim nenemiz dedi, 6 evladı varmış. Kocası işte Balkanlar'da ya da bir şeyde şehit olmuş. 6 erkek çocuk varmış, onları büyütmüş. Ve 6'sı da Çanakkale'ye gitmiş. Bunlardan birisi işte yaralanmış, hemen dönmüş. Birisi bir sene sonra, birisi 4-5 sene sonra dönmüş. Ama üçü hiç dönmemiş. Evde diyor ne zaman bir gürültü olsa, kapı hızla çarpsa, hemen dikilir. Hangisi geldi? Gelmeyen evlatları diyor, hangisi geldi? Bunu söylüyor diyor, bunu sorarmış. Ölünceye kadar acaba hangisi? Düşünün çok erkek evlat yetiştirmek o kadar kolay mı? Tabii. Şimdi bunlar eve girdiği zaman kapıları çarpıyorlar. Bunlar hiç durmadan kavga ediyorlar. Hiç durmadan gürültüye çıkarıyorlar. Erkek evlatlar böyle. Hani kapı hızla vurulduğu zaman, hani böyle bir şey olduğu zaman hemen irkiliyor. Acaba hangisi geldi? Çocuklarımdan birisi acaba hangisi? Bir anne bunları söylüyor. Bunları düşünüyor anneler. Annelerin acılarını biraz sonra söyleyeceğim. Evet, isterseniz o zaman bir ara verelim hocam. Aranın ardından tekrar izleyicilerimiz var. Değerli izleyicilerimiz, küçük bir aranın ardından tekrar sizlerleyiz. Hocam. Şimdi
harbe gidenlere ya da askere gidenlere tabii küçük hediyeler verir. Adettir bu. Yani küçük cebine harçlık verilir ya bir şey verilir. Tabii eşler de ne yapsın? Eğer varsa bir fotoğraf verirler. O zamanlar fotoğraf olayı yok. Bir hediye verirler. Genellikle bir çevre olur. Yani çevre dediğimiz başını örtünü çıkarır, onu verir. Hani genellikle böyle bir şeydir. Ya da bir yerden bir küçük bir hediye, çok küçük bir hediye verilir. Hani bazen çocukların saçları verilir. Ya da bir küçük hediye verilir. Onlar o asker bir yerinde cebinde bir yerinde saklar. O onun armağanıdır. Kutsal bir armağandır o. Kutsal bir armağandır. Şimdi anlatacağım şey de bununla ilgili bir şey. Bu kutsal armağanlarla ilgili. Şimdi ben şu kitabı yazdıktan sonra bu meşhur gazeteci Hulki Cevizoğlu okumuş bir kitap. Ve bir şeyi hocam alabilir miyim diye bana telefonda sordular. Tabii dedim yani serbest bir şey yok. Hani bir şeyimiz yok. Ve İşgal ve Direniş diye bir kitap yazdı. Ve o kitabın ilk ön sözünden hemen sonra ilk o hikayeyi aldı. İsmini zikrederek. Ve yayınladı. Şimdi 12 Haziran 1915'te Balıkesir cezaevinde 264 mahkum affedildi. Bu adettir. Balkan Savaşı sırasında da mahkumlar affedildi. Bunlar hepsi cinayetle hükümler. Yani küçük suçluları zaten hemen aldılar götürdüler harbe de. Bunlar ağır mahkumlar. Hani insanla öldürmüş, cinayet işlemiş insanları da getirirler. İşte bunlar dilekçe vermişler. Türkler demişler ki devlet bizi burada besliyor. Aynı o şimdi gazetelerde o haberleri takip izledim ben. Devlet bizi besliyor. Boşuna beslemesin hapishanede. Biz yaptığımız cürümün yani suçun, yaptığımız işlediğimiz cinayetlerin bedelini kanımızı dökerek cephede verelim diye. Bunun için affediliyor bunlar. Adi suçlu da olsa onuru var bakar mısınız? Tabii yani. Cinayet işlemiş adamlar bunlar. Belki ne için işledi o cinayeti de kimdi? O ayrı ama böyle bir şey geliyor. Ve bunlar getiriyorlar. Balıkesir cezaevi o zaman cezaevi. Şimdi Sosyal Sigortalar Pasajı var. Pasaj binası var. Onun altında, onun olduğu yerde eski hükümet konağının altı zindanlar orada. Hani böyle şimdiki gibi böyle lüks F2 tipi falan değil yani orada. Küçük hücreler var altta. Orada zindan orada. Oraya atmışlar. Hani herkes orada. Hani kocaman bir bina vardır. Küçük kadar dışarı bakan pencereleri var. Kimse zindanlarından sokmuyor. Altta karanlık orası. Oradan çıkarıyorlar bunları. Zincirlerin içinde her biri zincirli. Eller ayaklar zincirli. Ayaklarda şey var. Boynunda halka var. Bu halkaya lale derler. Hani meşhur ayağında, elinde pranga, boynunda halka diye. Halka zincir burada takılan. Bunları getiriyorlar. Şimdi saatin oradan getiriyorlar. O koca çeşme var ya, hani şey var, şadırvan. Şadırvan orada. İşte hükümetin önü oluyor. Orada büyük merasim yapılıyor. Bu merasimle zincirler çözülüyor. Ve herkes af ilanı, ferman geliyor çünkü affedildiğinde. Sultanın af fermanı okunuyor. Ve bunlar Kur'an'a el basarak yemin ediyorlar. Asker elbisesini giyiyorlar. Artık asker oluyorlar. Ve bunlar Çanakkale'ye doğru gidiyor. Bir şekilde trenle Çanakkale'ye gidecek. Şimdi bunların başlarında da o zaman Balıkesir'in kabadayısı. Şimdi pek kalmadı. Şimdi mafyatik falan filan olaylar değil. Yani bu başka bir şey. Kabadayısı. Şimdi buna Balıkesir'in kabadayısı Üçpınarlı Ali var başlarında. Şimdi Hattatoğlu Mustafa amca bana hatıralarında bahsetti. Şimdi diyor ki Balıkesirliler geldi demişler. Balıkesirliler geldi deyince şimdi başı bunun bölüğüne veriyorlar. Bir baktım diyor 120 kişi geldi. 120 kişi. 120 kişi gelince hepsi bir baktım başlarında diyor Üçpınarlı Ali var, kabadayı. Tanıyor yani Balıkesir'in herkes tanıyor. Bir o mahkumları da çoğunun benim dönem arkadaşım, devre arkadaşım ya da şeyim, sokakta dolaştığımız insanlar. Hani beraber işte oynadığımız, dolaştığımız insanlar. Çoğunun abisini tanırım, babasını tanırım. Hani tanıyorum diyor. Gelir gelmez bunlar girmişler. İşte Üçpınarlı Ali de yine asker elbisesi falan kocaman bir saldırmayı takmış böyle beline. Şimdi aslında böyle askerler saldırma falan süngü vardır da saldırma niye? O işte dayı ya o takmış. Hani evet. O bir yerden herhalde cepheye gidince saldırmayı takmış. Beline böyle şey etmiş. Asker elbisesi falan. Bayrağın üzerine Karasi Gönüllüleri diye yazmışlar. Böyle Karasi Gönüllüleri. İşte şey diyorlar yürüyüp geldiler diyor. İşte hemen gelir gelmez demiş komutan sen misin? Hayır, herkes sarıldı diyor. Ve konuşuyoruz her şeyde siperin içinde. Demiş ya yavru nerede? Üçpınarlı Ali biz demiş ya biz bunlara geldik koşacağız demiş ya gidemedim. Hemen demiş şunları temizleyeyim. Oğlum demiş öyle burada öyle her şey böyle paldır küldür olmaz. Hani bu kabadayılık sökmez. Hani burada. Burada demiş her şey emirli olur bu bir. İkincisi demiş bak demiş ağaçların arasında karşı siperlerde
Düşman bak makinalı tüfeği var bak değil mi? Burada kara yılan gibi bizi bekliyor demiş. Biçer sonra. Sen demiş makinalı tüfeğin ateşini hiç gördün mü? Aynı anda demiş 8-10 tane mermi alırsın inversin aşağıya. İndim her şeye emir olur. Burada demiş saati var saatinde demiş saldıracağız. Tamam demiş komutan biz saatinde saldırırız. Yalnız demiş sen şöyle bize bir yarım saat kadar bir haber ver. Tamam dedim diyor hani sabaha karşı. Tamam yarım saat var. Bunlar gittiler hayrola demiş. Biz bir gidip gelelim sırt çantalarımızı. Şimdi askerler sırt çantalarıyla dövüşüyorlar. Bakın çok önemlidir. Sırt çantasını bırakmaz. Çünkü askerin her şeyi içinde. Parası içinde, yiyeceği içinde, giyecekleri içinde, işte askeri el bırakları içinde, işte her şey içinde hani sırt çantalarında. İç üzerinde bir de battaniyesi var. Onu kaybetti mi açıkta kalacak. Onu kaybetti mi her şeyi kaybedecek hani asker. Bu yüzden dövüşürken hani süngeleşirken falan sırt çantasıyla. Bütün filmlerde de vardı, İngilizlerde de aynı sırt çantası vardır. Sırt çantalarımızı bırakıp da diyor serbest dövüşelim demişler. Bir yere bırakacağız. Götürüyorlar bırakıyorlar. Baktım bekledim gelmezler, bekledim gelmezler, bekledim gelmezler. Biraz sonra işte bir çavuş yollamış. Ya git demiş yolu kaçırdı falan. Çünkü sabah gün ağarmak üzere. Yani hücum başlayacak. Geldiler diyor hep beraber. Demiş Ali nerede kaldınız? Demiş komutan. Biraz sonra demiş huzuru Rabbül Alemin'e çıkacağız. Allah'ın huzurunda demiş abdestsiz gitmeyelim diye çamaşırlarımızı değiştirdik. Ola ki bir pislik bulaşmıştır. Abdest aldık. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda abdestle çıkalım dedik demişler. Bir baktım diyor, kimisinin boynunda, kimisinin bileğinde, kimisinin alnında çatkılar var. Hepsi hanımlarının, eşlerinin, sevgililerinin verdiği bezleri boynunda dolamışlar hatıralar. Onlarla savaşacaklar. Onlar unutmadık diyorlar. Bu bir namus kavgasıdır diyorlar. Bakın çok önemli bir şeydir. Sırt çantalarını bırakmışlar. Gelmişler ama işlerinden o eşlerinin kendilerine verdiği sevgililerinin hediyelerini almışlar. Onlarla dövüşmüşler. Hücum dendi diyor. Bir hançer gibi daldılar düşmana. Hançer gibi girdiler düşmana. Ve akşama kadar dövüştüler. 13 kişi sağ kaldı o gün. Bir yerden diyor birisi 120 geldi. 120 kişiden? Tabii 13 kişi sağ kaldı. Birisi geldi diyor bölükten. Komutan demiş. Gene Balıkesirlilerden. Demiş Ali şehit oldu sancağı vermiyor. Gittim baktım diyor. Ali sancağı öyle bir kavramış ki parmaklarından sökemedim. Ali şehit olmuş. Fakat sancağı öyle bir kavramış ki diyor parmaklarından sökemedim. Doktor arkadaş olur diyor. Yani bu ölüm anında bir şey vardır diyor. Bir sertleşme vardır. Öyle tutmuş ki sökemedim. O diyor anafartalarda. 3 tane top çam ağacı vardı. Orada şimdi şu top çam ağacı. Onların ortalarını kazdım. Oraya diyor o gün şehit olanları gömdüm. Ve en üstlerine de tek tek gömülmüyor. Hepsini atıyorlar çukura. En üstlerine de diyor o bırakmadığı sancağı sararak Ali'yi gömdüm. Orada sancakların altında, çam ağaçlarının altında sancaklara sarılı nice memleket evladı koç yiğitler var. Bakacak köyü var. Bakacak burada yakın bir köydür merkez köylerden. Şimdi Bakacak'ta İsmail diye bir delikanlı var. Torunları falan tanıyorum. Torunları anlattı bana. İsmail Bakacak köyünden bir kızı seviyor. Deliler gibi aşık olmuş. Kızın babası da vermiyor. Var da diyor öyle kemik babalar. Vermiyor, vermem. Ona İsmail'e kız mı verilir diyor. Şimdi herkesin şeyi nedir? Hani kızlarını şöyle zengin birine vermektir. Hani varlıklı birine vermektir. Yani babalar onu düşünür. İsmail çulsuzun teki diyor. Vermem ona kız. Yalvarıyorlar, yakarıyorlar. İşte büyükler giriyor araya. İşte muhtar giriyor, şu giriyor, bu giriyor. Hani bütün hatırlı insanlar kız babası vermiyor. Daha çok inat ediyor. İsmail de tutuyor kızı kaçırıyor. Kaçırıyor. İşte belli bir zaman sonra köye geliyor. Nikah kıyıyor. Evleniyorlar. Çocukları oluyor. Fakat İsmail öyle bir şey ki yani böyle kadrısını çeviriyor ki hiçbir iş yaptırmıyor. Sen de çocuğumuza bak. Su çekiyor, çamaşır yıkamasını için getiriyor. Hani sen çocuğa bak sadece. Bahçede kocaman kuyu var. Suyunu çekermiş. Tarlada bu çalışırmış. Yükün. Hani sen aman dermiş. Sen elleme. Sen kız çocuğa. Hani karısına böyle hani el bebek gül ok şekil. Sadece çocuğumuza baksın. Sen çocuğumuza bak. Ve bir gün diyorlar ki hadi İsmail bakalım diyorlar. Balkan Savaşı patladı. Gidiyorsun. Hadi yürüyor. Gidiyor ağlıyor ağlıyor.
Gidiyor Balkan Savaşı'na. 2 ay, 3 ay sonra yaralanmış, işte şey vermişler, çıkıp geliyor. Fakat şimdi Balıkesir'e gelmiş trenle. Şimdi o zaman kişilik gibi böyle bilmişler, nakliyat falan yok. Yürüyor, 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 gidiyor köye. Gece yarısı varmış köye bu. Köye varıyor. Gidiyor, içeri giremiyor. Elektrik, ışıklar yok o zaman, ışıklar sönmüş. Kıyamıyor. Şimdi kapıyı çalsa gürültü olacak, çocuk uyanacak, hanımı uyanacak, bir sürü kıyametler kopacak. Kıyamıyor. Gidiyor orada, şimdi şeyde böyle bilezik taşı derler, kocaman bir taş vardır. Kuyuların içine hayvan falan düşmesin diye üzerinde kapak da vardır. Gidiyor, kapağın üzerine oturuyor böyle sabaha kadar bekliyor. Gün ışıyınca kadıncağız dışarı çıkıyor, bir okuyor İsmail oturuyor. Koşuyor geliyor soruluyor, ya İsmail ne zaman geldin? Gece geldim diyor. Ya niye haber vermedin? Kıyamadım size diyor ya size. Hani uyandıramadım işte siz, hani kıyamadım. Hani böyle şey diyor, kıyamadım size. Ya söyleseydin ya diyor, olmaz diyor, ben uyandırmak istemedim. Neyse bir 15-20 gün duruyor ne kadar durduysa. Hadi biraz iyileşiyor, hadi ben diyor gidiyorum. Yine gidiyor. 3-4 ay sonra gene bir başarı oluyor, bir şey oluyor. Gene çıkıp geliyor. Gene geliyor aynı şekilde oturuyor. Gene orada bekliyor sabaha kadar. Gene aynı şeyler. Kadıncağız bu sefer her sabah kalkar kalkmaz ya da gece yarısı yani uyanır uyanmaz her bir şeyde acaba yani o şey bilezik taşında oturuyor mu diye çıkar bakarmış pencereye. Hani açarmış hafif bir perdeyi. Acaba İsmail orada oturuyor mu diye. Çünkü aradan birkaç ay geçiyor. Yine gidiyor. Gene İsmail çıkıp geliyor. Hani o askerde bulunduğu süre içinde şimdi hani 1912'den 15'e kadar aşağı yukarı hani 3 sene zarfında 9 kere gelmiş. 9 kere çıkıp gelmiş. Hani bu ya, bayağı bir şey yani demek tabii. Ki yani ya çok başarılı birisiydi ya ikide bir yaralanıyordu ya da bir şey oluyordu. İzin alıyordu, geliyordu. Bir şey oluyordu yani. 3 senede 9 defa gelmek, izine gelmek. Her seferinde bir hafta 10 gün kalmak. Ve bu arada da 3 çocuğu daha oluyor İsmail. En son geliyor. İşte ondan sonra gene çağrılıyor. Giderken diyor ki hanım bak diyor eskiden hani gideceğimiz yeri bilirdik biz. Bir haber gelirdi diyor. Kafkas cephesine, Kafkas cephesine giderdik. Bir haber gelirdi Bulgar cephesine, Bulgar cephesine giderdik. Bir haber gelirdi mutlaka bir yere giderdik bilinir diyor. Ama şimdi diyor bu diyor çok bir cihan harbi var. Nerede, nereye bizi yollayacaklarını bilmiyoruz. Hani gittiğimiz zaman nereden geleceğimizi bilmiyoruz. Hani o yüzden uzağa mı giderim, yakına mı giderim? Sen diyor ben mutlaka gelirim de sen merak etme diyor. Hani biraz geç gelirsem sen merak etme. Ve gidiyor. Ve kadın her sabah kalktığı zaman hemen gel acaba İsmail oturuyor mu diye bilezik taşının üzerine bakarmış. Acaba İsmail oturuyor kuyunun olduğu yerdeki bilezik taşına. Acaba orada oturup durur mu? İsmail'in gene bekleyip durur mu? Gene geldi de gece yarısı bekleyip durur mu? Gece bazen kalkar bakarmış acaba İsmail'im geldi mi diye. Uzun yıllar her sabah hemen her sabah İsmail'e bakmış. Ve bir gün işte ölüm döşeğinde gene böyle bir torunları gelmiş. Ah bakın bakalım. Dedeniz İsmail dediniz geldim bakalım. Yine bekleyip durur mu bakalım. Hani Balıkesir Nazlı'yla hep onu beklemiş. Ölünceye kadar. Bir daha gelip oturan yok. Bir daha gelip oturan yok. Kim bilir hangi cephede, nerede kaldı. Şimdi İvrindi'de Hacavuz diye bir, Hacavuz Mehmet Efendi diye çok alim bir zat vardır. Hatta meclis buradaki Kuvayi Milliye kongrelerinde katılmış İvrindi delegesi olarak. Daha sonra Milli Mücadele'ye katıldığı için İstiklal Madalyası da verilmiş. Bunun bacanağı ile ilgili. Bacanak, iki çocuğu var bunun. İki çocuğu var. Ömer ile Mustafa. Bacanakları erken ölmüş. Kadıncağız bakıyor. Ve bir gün Ömer büyükçe demişler oğlum seni evlendirelim artık. Hani zamanın geliyor. Bir kız istiyorlar. Kız tarafı olur diyor. Nişan takacaklar. Fakat nişan bohçasının gitmesi gerekiyor. Nişan bohçası hazırlanıyor. İçine artık o zaman adetlerine göre İvrindi'de nişan bohçası hazırlanıyor. Öyle süslü falan filan bir bohçadır bu. Üzerine böyle bir şeyler süsleri vardır. Bohçayı hazırlıyorlar. Nişanı koyuyorlar. İşte yüzükleri hazırlıyorlar. Nişan takılacak. Hani bohçanın gitmesi gerekiyor. Gitmesi için de karşı taraftan hani buyurun denecek. İşte buyurun deneceği bekleniyor o gün için. O gün için davullar çalmaya başlıyor. İvrindi Nahiye Müdürü bütün delikanlıları topluyor. Diyorlar ki şimdi Balıkesir'den gelen bir grup var. Çanakkale'ye doğru şey edecekler köylerden. Bir Çanakkale'ye gidecekler. Bizi alacaklar. Hep beraber biz Edremit üzerinden Çanakkale'ye gideceğiz. İvrindeliler de Çanakkale'ye gidecekler. İvrindeli delikanlılar. İki kardeş Çanakkale'ye gidecekler. Geliyor. Anne diyor biz Çanakkale'ye gidiyoruz. Oğlum diyor biraz geç gidin.
Gidin de biraz geç gidin. Bak nişanı takalım öyle gidin. Anne diyor beklemezler ki. Hep beraber gideceğiz. Beklemezler bizi diyor. Dursun diyor nişan bohçası. Birkaç ay sonra döneriz nasıl olsa. Döndüğümüz zaman takarız. Ya oğlum diyor ne olur diyor biraz hemen gidip takalım. Anne diyor beklemezler be. Gidiyoruz diyor bak davullar çalıyor. Hani Balıkesir'e gidecek olan grubun içinde. Hani işte sağdan soldan gelecekler herhalde. Grupla gidecekler Balıkesir'e. Yürüyerek oradan trenle gidecekler. Balıkesir'e gidecekler gideceğiz diyor. Ya diyor bekleyin olmaz diyor. Hani gidelim. Dursun ne olacak bir şey mi var diyor. Bir gelirsin nasıl olsa çıkar geliriz. Gidiyorlar. Ve gelmiyorlar. Ama nişan bohçası hep orada duruyor. Bir sene duruyor, iki sene duruyor, üç sene duruyor. Evler badana ediliyor, temizleniyor. Nişan bohçası kaldırılıyor, temizleniyor. Gene orada duruyor. Hep aynı yerde. Hep aynı yerde duruyor. Nişan bohçası kaldırılıyor, duruyor. Hiç de bilmiyor. 40'lı yıllarda, belki de 50'li yıllarda söylediklerine göre ölüm döşeğinde kadın. Birden yanındakilere, yanında okuyorlar. Adettir bu bizde. Hani yanında okurlar. Hani Kur'an okurlar, Yasin okurlar falan. Kadınlar vardır. Adettir. Nişan bohçasını verin diyor Ömer Emin. Nişan bohçasını alıyor, göğsünün üzerine koyuyor. Seviyor, seviyor, seviyor. Kendi kendine bir şeyler mırıldanıyor. Birden kaldırıyor nişan bohçasını, veriyor ve kızlar diyor, açılın, açılın, açılın diyor. Oğullarım geliyor, açılın. Kanlı elbiseleriyle geliyorlar diyor. Açılın. Ve ruhunu teslim ediyor. Ya. Başında duranlar diyorlar ki, mutlaka diyorlar, gelenleri gördü. Acaba kimler geldi? Acaba kimler geldi? Özlemle bekledi. Havra'nın Kabala köyünden İsmail askere gidecek. Küçük bir çocuğu var. Havra'nın çıkışında işte askerler gidecek olanlar hani katılacaklar, Edirne'ye gidecekler. Herkes geliyor, Havra'na gelmiş İsmail de. Giymiş asker elbisesini, vedalaşacak. Çocuğu ufak, 1 yaşında, 2 yaşında çocuğu annesinin kucağında. Onu öpüyor, tam verirken işte, oğluma iyi bak diyor. Ve kadın kulağına değil. Bu sabah fark ettim diyor. Kardeşi karnımda. Bu sabah fark ettim. Kardeşi diyor karnımda. Ya. Ne yapacağını şaşırıyor. Göremeyeceği çocuğu. Çekip gidiyor. Ve karşıya geçerken Yarhisar gemisinin içinde İngiliz torpidosu Yarhisar'ı batırınca o da orada şehit oldu. Bekle bekle. Bu kadınların acıları bunlar işte. Tabii. Bir çocuk elinde, bir çocuk karnında eşini şehit vermiş. Şimdi 1954'te... O kadınların hiçbir kaprisleri yoktu, şeyleri yoktu. İstekleri yoktu. Ayşe'de var, bende niye i̇şte yokları kadınlar, yoktu. Şimdi bunları... Ondan yoktu, sonra... Yoktu. O zaman hiçbir şeyleri yoktu. Bunlar kadın değil miydi hocam? Onlar hiçbir şeyleri yoktu. Bir de onların hiçbir şeyleri yoktu. Tek dertleri vardı. Kavuşmak. O hasretlik. Bile bile. Biliyorlardı gelmeyeceklerini. Biliyorlardı şehit olduğunu ama ya gelirse? Ya gelirse? Diptir yolladılar çünkü ya gelirse. Çünkü gelmeyecek diye gidenlere, şehit oldu diye gidenlere zaman zaman yanlışlıkla çıkıp çıkıp geldiler. Ya gelirse? Bekleme evet. Vardı, hep bekleme vardı. Acaba hangisi gelecek? Görmeden inanamadılar. 1954'te babam Sındırgı'da memurdu. Hani çocukluğum orada geçti, Sındırgı'da geçti. Ben İvrim diyeyim aslında. Babam memurdu. Balıkesir'e tayin çıktı, geldik. Bizden önce geldi babam, ev tutmuş burada. Bu Koray Lisesi'ne giden yol vardır köprüden. O değil de şöyle çaprazında hani soluna doğru giden bir yer yol vardır. Orada şimdi boşluk var orada bir yerde. Araba falan çekiyor. Orada bir ev var. Şemsine'nin evi. Şemsi. Şems, güneş. Hani güneş kadının adı. O nenemiz yaşlı bir nene. Bana çok bağırır çağırırdı. Yani çocukum ben. Kıyametleri koparırdı. Hemen öğrendik tabii. Ev üst katında oturuyor, o alt katı oturuyor. İki odası vardı zaten. Bir oda içeri bak şeyde karanlıkta, her taraf kapalı. Bir odası sokağa bakar, bir penceresi var. Ama esas evin girişi bahçeye bakar. Bahçesi vardır, duvarları vardır, kimse görmez. Mutfağda bahçesinin veri tarafında. Şimdi nenemizin özelliğini hemen öğrendik zaten gelir gelmez annemlerle konuşurken. Nenemizin kocası Çanakkale'ye ihtiyat sabit olarak gidiyor.
ve Çanakkale'de şehit oluyor. Şehit olmadan önce mektuplar yollamış. Nenemiz mektupları almış, evinin bahçeye bakan, yani kimsenin görmeyeceği pencereden yapıştırmış. Ve hatta birinin üzerinde bir pul vardı, Çanakkale pulu. Onu ben o zaman ilkokulda gidiyorum, öğretmen pul biriktirin falan dedi ama ben hemen atladım onu alacaktım. Kıyameti kopardı. Alma diye almadık tabii, orada duruyor. Her sabah nene kalkar, her mektubu okur. Artık silinmiştir yazılar. Şemsin Güneş'in diye başlıyor. Onlar o okur o mektupları. Çünkü hayatı boyunca hep okumuş. O mektupları okur. Her mektuptan sonra kocasına Fatiha okur. Evinin işini gördükten sonra oturur, hiç durmadan Kur'an okurdu şehit kocasına. Nenenin bir özelliği daha vardı. Nene hiç sokağa çıkmazdı. Alışverişini biz yapardık. Hiç sokağa çıkmazdı. Hiç sokağa çıkmazdı nene. Nasıl çıkarım, nasıl çıkarım diyordu. İşte şu sokak kapısının arkasında şurada sarıldı sımsıkı bana. Ve kulağıma dedi ki, karıcığım gençsin, güzelsin. Ne olur gözüm arkada kalmasın. Ben gelinceye kadar sokağa çıkma. Ya. Nasıl çıkarım, nasıl çıkarım diyordu. 1956'da vefat ettiği zaman cenazesi çıktı sokağa. Böyle bir beklemeydi. Onun bir karanlık odası vardı. Kimse girmezdi oraya. Kapı kapalı, açılmazdı. Bir gün kapıyı açıp gördük. Babam önde, ben arkadayım, çocukum ben. Kapıyı açık görünce babam şöyle kafasını uzattı, baktı. Nene bembeyaz gelinlikleri giymiş. Kocaman kalın bir inci gerdanlığı var, onu takmış. Böyle ellerini kavuşturmuş. Yere bakıyor böyle masum masum. Babam şaka olsun dedi. Nene de ya hayrola bugün çok süslenmişsin ya. Çok süslenmişsin bugün hayrola. Nene acı acı gülümsedi. Oğlum dedi, ben bugün evlendim. Bak dedi, yüz görümlülüğü taktı, inci gerdanlığı tuttu. Ben dedi kocamı bekliyorum. Ve öğrendik ki her evlendikleri gün aynı şekilde süslenir püslenir. Sabaha kadar ayakta kocasını beklermiş. Çanakkale beklemeleri bu işte. Ve bir gün, o zamanlar saat falan yok. Güneş ışıttı, uyandık mı hemen bir şeyler yiyoruz, fırlıyoruz, okula gidiyoruz. Yine aynı şekilde fırladım, okula gittim. Baktım, merdivende inerken nere farkına varmadı. Eğilmiş, o pulu öpüyordu. Mektubun üzerindeki pulu, bir cama yapıştırdığı pulu öpüyordu. Çok uzun yıllar sonra niye öptüğünü anladım. O yüzden şaşırdım ben, bilmiyordum tabii. Ama uzun yıllar sonra pulu niye öptüğünü anladım. Çünkü o pula şehidinin dudakları değmişti, onu öpüyordu. Çanakkale beklemeleri çok farklı şeyler. Çok farklı şeyler. Bir konuşmam sırasında, konuşmamı anlattım, bunları da anlattım tahmin ediyorum. Bir doktor arkadaş geldi yanıma. Mehmet Bey. Mehmet Çalışkan. Hocam dedi, ben bilirim Çanakkale beklemesini bilirim. Bizim dedi teyzemiz hayatı boyunca ölünceye kadar sofraya mutlaka bir boş tabak koydu. İnişteniz gelirse hemen yemeğini koyalım diye. Ne demektir bu biliyor musunuz Ayşegül Hanım? Bir hayat boyu yemeğe beklemek kocasını. Ne demektir bu? Gelirse koyayım, gelirse koyayım demek ne demek? Ne demek bu? Yıllar önce Edremit'te bir çalışma yapıyorum. Geçen anlattım onu da. Bir kişi hakkında. Oturduk konuşuyoruz. Torunları falan geldi. İşte onunla ilgili evraklar getirdiler. Evrakları okuyorum. Fotoğraflar var, fotoğrafları şey diyoruz. Anlattı bir şeyler anlattı adam bana. O sırada komşu masadan, hocam dedi, ben size anlatayım. Çanakkale'den bahsettiniz, bizim dedi dedelerimiz orada kalmış, büyük dedem. Şimdi Sadık Çavuş, Balkan Harbi'nde yaralanmış, terhis edilmiş, gelmiş Edremit'te zahireci dükkanı açmış. İşte arpa buğday alıp satıyor, bir şeyler alıyor. Yani işi o, geçimi o. Oğlu Ali, tek evlatları Çanakkale'ye gitmiş. Delikanlı çocuk. Çanakkale'den Edremit'e her gün yaralılar geliyor. Her gün top sesleri vurduğu zaman Balıkesir'den duyuyorlar, orada camlar sallanıyor. Tabii. Eskiden evler zaten zangırtı yani şangır şangır sallanıyor. Yani çok büyük bir sıkıntı. Her gün şehitlerin haberi askerlik şubeleri tarafından duvarlara asılır. Her gün gider acaba bizim oğlumuz şehit oldu mu diye bütün oradaki gidenlerin aileleri gelip bakarlar.
İşte pazar günleri gelirler köylüler. Acaba hangi bizim çocuğu şehit oldu? Yazar çünkü orada. Baktırır okuma yazma bilmiyorsa. Haberlerini almak için. Gitmiş Sadık Çavuş da bakıyor. İsim listesinde yok çocuğu. Gelmiş dükkanını açmış. Biraz sonra eşi geliyor karısı. Diyor bey seni diyor iki tane asker geldi. Çok acele askerlik şubesinden bekliyorlarmış. Hemen gidecekmişsin. Hemen gidecekmişsin diyorlar. Yahu diyor hanım içime bir ateş düştü. Acaba Ali'mize, oğlumuza bir şey mi oldu be? Baktım diyor şehitlik haberi de yok ama bir şey mi oldu diyor ya çok acil dediklerine göre. Vallahi diyor söylemediler bir şey. Ama diyor hemen gidecekmişim. Tamam diyor ben şimdi kapatır diyor dükkanı giderim. Tam kadını çıkarın dışarı çıkarken hanım be demiş çok canım çekti epeydir yemedik. Ocağı demiş akşam için bir kuru fasulye burada bir yiyen demiş be. Epeydir yemedik. Olur diyor. Gidiyor kadın. Adam da işini toplamış dükkanını. Gidiyor askerlik şubesine. Ben geldim diyor. Ya nerede kaldın diyorlar. Hemen gidiyorsun. Yürü bak grup gidiyor diyorlar. Git takıl hemen gruba. Çavuşun birini al götür bunu da. Ya diyor gidip hanımla bir vedalaşalım. Biz söyleriz diyorlar. Gitmiş söylemişler gerçekten. Ya helallaşalım. Biz söyleriz diyorlar. Hadi yürü. Çünkü yani eve gidip de gelmeyen, daha çıkan, askerden kaçan, Kaz Dağları'na dünya kadar adam var. Az önce bahsettik asker kaçakları var Rus'a geçen insanlar. Hani bir sürü serseri var. Dağlar şerefsiz insanlarla dolu. Efes üssü veren kendilerine. Böyle bir takım garip insanlarla dolu dağlar. Namussuz insanlarla dolu. Kaçarsın diye götürüyorlar. Hocam diyor, Sadık Çavuş hani orada kalmış şehit olmuş. Ama oğlu Ali geri dönmüş. Ben Ali'nin torunuyum. Fakat diyor nenem hayatı boyunca her akşam ama her akşam kuru fasulye pişirdi. Tek lokma kendi yemedi. Biz yedik hep. Ama hep kuru fasulye pişirdi. Ayşegül Hanım bu bir beklemedir. Bu bir beklemedir. Birini beklemedir bu. Verilen sözü tutmadır bu. Tabii. Zaman, mekan, onunla beraber yemedir hocam, bu. İnsanlar için. Zaman durmuş artık hani yaşamış, yaşamamış, o anda kalmış değil mi? Hani ne kadar ağır bir yük, hangi kişi kaldırabilir bu yükü? Yani çok, 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 çok zor. Arkası yer yapalım. Haftaya, önümüzdeki hafta devam edelim. Devam edelim hocam. Haftaya devam edelim. Sizi gene bir üzdük ama sayenizde hocam bunları da hatırlamış oluyoruz. Yoksa hele şu yaşadığımız günlerde hepsi unutulup gidilecek. Ne için yapılmış zaten bunlar, ne için? Zaten unutulmasın diye anlatıyorum. Diyorum yani o kadınların kaprisleri yok muydu? O çocukların istekleri yok muydu? Şimdi yaşadığımız şu günlerin şükrüne ne kadar çok varabiliyoruz? Yani bunları tekrar tekrar dinlememiz, anlatmamız lazım hocam. Yani ağzınıza sağlık. Programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta o zaman devam konuya edelim, devam edeceğiz. Değerli izleyicilerimiz, yeniden biz olmak ümidiyle. Hoşçakalın.